Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop'taki seçim araçlarından bahsedeceğiz. Öncelikle Photoshop'umuzu açıyoruz. Ardından File ve New'e tıklayıp yeni bir çalışma sayfası oluşturuyoruz. Burada dosya boyutlarını belirtiyoruz. 1920x1080 piksel boyutunda bir çalışma sayfası oluşturuyoruz. OK tıkladık. Çalışma sayfamız açıldı şu an. Öncelikle seçim araçları nerede? Toolbar'ımız sol ekranın solunda bulunan. İlk kısımda seçme, kesme ve örnekleme araçlarımız var. Toolbar ve Option panelinden bahsedelim. İlk önce Rectangle seçim aracı. Bu seçim aracı bizim dikdörtgensel seçimler yapmamızı olanak sağlıyor. Kullanma kısmında ise mouse'un sol tuşuna basıp sürüklüyoruz ve seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında bu Rectangle aracının 4 tane seçeneği var. Bunlara değinmek istiyorum. İlk seçeneğim seçici olarak geliyor. Her bir defasında yeni seçimler yapmamı sağlıyor. Evet, bir öncekini iptal ediyor. Yeni bir seçim alanı oluşturmamızı sağlıyor. Aynen öyle. Diğer seçenek ise Add New Add Selection. Bu ise seçim alanını koruyup yanına yeni seçim alanları oluşturmamı sağlıyor. Bu alanda eğer istersek hani şu an seçili olan alana da ekleme yapabiliriz veya başka bir boş alana da yaptığımız seçimi devamlı seçime ekleyerek devam ediyor. Evet, zaten seçim aracının alt kısmında küçük bir artı işaretini görmekteyiz. Evet, o artı işareti arkadaşlar çok önemli. Burada Photoshop'ta çok sıkça rastlayacağımız bir şey. Diğer araçlarda da göreceksinizdir. Artı işareti ekleme anlamına geliyor. Photoshop'ta budur. Evet. Yani. Diğer bir özelliğimiz ise Subtract Selection. Seçili alandan belli bir istediğimiz yeri seçip buradan çıkarmamızı sağlıyor. Evet arkadaşlar, bunu da gördüğünüz gibi altında az önce artı vardı, şu an eksiği görebiliyorsunuz. Eksi yani seçtiğimiz alandan seçili olan alanı çıkarma işlemi yapıyor. Evet, son seçeneğimiz ise Intersect. Yani evet arkadaşlar, bu özellikse bizim şu an ekranda seçili olarak gördüğünüz alandan bizim şu an yeni belirlediğimiz seçim alanıyla kesişim olan, yani kesişim kümesini seçili olarak alıyor. Yani o alanı sadece bırakıyor. Diğer alanları iptal etmiş oluyor. Şu an mouse'u bıraktığımızda evet, şu an gördüğünüz alanın içinde ikisinin ortak kesiştiği yerleri alacak. Bırakalım, evet, görelim. Çarpı işareti de altında çıkıyor. Sadece belirlediğimiz alandaki seçim yerleri kalıyor. Evet, şimdi arkadaşlar, seçimi iptal edip mouse klavyeyle nasıl bunları daha kısa yapabiliriz? Öncelikle yeni bir seçim alanı yaptım. Klavyeden shift tuşuna bastığım zaman artı işaretinin çıktığını göreceğiz. Buradan yeni seçimler ekleyebiliriz. Az önceki Add Selection'la aynı işi yapıyor. Evet, zaten bu burada direkt otomatik olarak çıktığını görüyoruz. Elim hala shift tuşunda basılı. Bıraktığım zaman tekrar eski konumuna dönüyor. Çıkarma yönteminde ise evet, burada alt tuşuna basıyoruz veya az önceki gibi şey kullanıyoruz. Alt tuşuna bastığımızdan görmüş olmanız gerekiyor. Yukarıda direkt Subtract'a geçmiş oldu. Şu an seçtiğimiz alan diğer alanlardan çıkarıyor kendisi. Evet, Rectangle aracımızın diğer özelliğine geçecek olursak Feeder özelliğine geçmek istiyorum. Feeder İngilizceden Türkçe çevirdiğimizde tüy anlamına geliyor. Biz burada daha çok yumuşatma olarak evet, kullanıyoruz. Şimdi öncelikle bir Rectangle'la bir alan belirleyelim. Bu alanın içini bir evet, dolduralım. Doldurmak için Edit, buradan Fill. Kısa yolu Shift F5, bunları şimdiden böyle tekrarlarsak akılda kalıcı olacaktır. Evet. Fill'e tıkliyoruz ve Foreground Color'la, yani siyahla şu evet, an gördüğünüz background değil, foreground rengi. Color. Evet, öyle. Onunla dolduruyoruz. Şu an alanı doldurdu. Select'ten Deselect'e tıklıyoruz. Ctrl D ile de yapabiliriz bunu. O da aklımızda evet, bulunsun. Yeni bir tane oluşturuyor ve feeder değerini 10 piksel verelim. Evet, 10 piksel feeder verelim. Yeni bir seçim alanı oluşturup içini aynı şekilde siyahla dolduralım. Bakalım farkı evet, ne? Kenarların yumuşadığını fark edebiliriz burada. 10 piksellik bir yumuşama var. Tekrar Edit, Fill dolduruyoruz. Evet, seçimi iptal ederek şu an gördüğümüz üzere seçtiğimiz alandan 10 piksellik bir yumuşatma yapıyor ve 10 piksel boyunca böyle yarı opak bir şekilde rengi dağıtmış yani oluyor. Yani orada köşelerde bir eritme kullanılmış. Aynen. Eritme olarak da kullanabiliriz. Eritme de deniliyor çok fazla. Evet. Rectangle'ın diğer stil özelliklerinden açtığım zaman 3 tane özellik karşılıyor. Fixed Ratio'ya geçtiğim zaman burada en boy oranının kaça kaç olacağı bizim için önemli. Birebir dediğim zaman bize kare seçimler yapacaktır. Bunu mesela değiştirebilirim. Mesela 3'e 1 yapalım. Feeder'ı sıfırladım. Feeder'ı sıfırlayalım. Evet. Genişliği 3, yüksekliği 1 oranında. 1. 3'e 1 oranında bir seçim alanı. Evet, şu an seçtiğimiz alan bizim hani kontrolümüzde olmayacak. Devamlı mouse'u hareket ettirdiğimizde yükseklik
üçte biri olarak devam edecek genişliğin. Bu Evet. şekilde bir seçim alanı oluşturmanızı sağlıyor. Bir diğer özellik de fixed Fixed size. Burada size. Belirlediğimiz özelliklerde boyutlarda ölçü seçim yapıyor. Tek tıklama bizim için yeterlidir. evet, sadece tek bir kere tıklıyoruz. Buradan width ve height'ını oradan manuel olarak değiştirebiliyoruz ve tek tıklamayla belirli alanı seçmiş oluyoruz. Evet, normale tekrar getirdikten sonra seçimi tekrar iptal edeyim. Ctrl D Evet, kısa yolu. Ctrl D. Aynen. Evet, klavye kısa yol tuşlarına gelecek olursak eğer Evet, bu seçim araçlarının bir de klavyeyle kullanılan kısa yol tuşları var. Mesela seçimi rectangle yapmaya kullan. başladım. Evet, Evet. Shift tuşuna bastığım zaman en boy oranı korunan bir seçim, yani kare bir seçim Az yaptı. önceki şeye benzetebiliriz bunu. Fixed ratio da birebir oranında Aynen, birebir oranında büyütüyor. şu anda aynı şeyi yapıyor aslında. Evet. Diğer bir özellik alt tuşu. Alt tuşuna basılıp seçim yaptığımda merkezden büyüyen bir seçim alanı İlk yapıyor. tıkladığımız alanı seçimin merkezi olarak kabul ediyor Evet. ve bu alandan büyüyen bir seçim yapmış Evet, olmamızı alt tuşuna sağlıyor. şu anda elim basılı. Shift'e de bastığım anda aynı anda merkezden büyüyen bir kare seçim alanı oluşturmakta. Kesinlikle öyle. Birebir Aynen. oranında büyütüyor. Aynen. Rectangle aracının özellikleri bu kadar. Bunları iptal edelim. Diğer seçim araçlarına gelelim. Şu anda altında görüyoruz. Küçük bir ok var araçlarımızda. Bu o aracın altında farklı araçların da olduğunu göstermekte. Elliptical aracımız var. Bu da elipsel seçimler yapmamızı olanak sağlıyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Ok gördüğümüz alanda eğer açmak istiyorsan hani tıklayınca tek seferde açılmayacaktır. Basılı tutmamız Aynen, gerekiyor. basılı tutacağız. Evet. Basılı tutup üzerinde mouse bırakmadan istediğimiz aracı seçtikten sonra bırakıyoruz ve onu seçmiş oluyoruz. Eknot diplik tuşlarımız. Aynen. Normal aracımız, seçim aracımız seçilirken ve seçim yaptıktan sonra bu seçimi istediğimiz yere taşıyabiliriz. Move tool'la da taşıyabiliyor. Bunun bir farkı var. Biraz sonra yapacağımız örneklerde bunu göstereceğiz. Normal seçimde aynı rectangle aracındaki özellikler bunun içinde geçerli. Hepsi geçerli hatta Aynen. diyebiliriz. Shift'le büyüttüğümüz seçim yaptığımız zaman dairesel bir alan seçiyor. Alt shift'le beraber merkezden büyüyen dairesel bir alan seçimi yapıyor. Evet. Bunu da geçelim. Alttaki iki aracımız çok fazla kullanmayacağımız araçlar. Tek piksellik. İstersen önce bir şey yapalım. Şu alan siyah kötü duruyor. Normal rectangle aracıyla buraya seçip bir silelim. Hem şunları da nasıl kullanıldığını görmüş oluruz. Aynen bunu normal del tuşuna bastığımızda buradan background color'la yani beyazla doldurabiliriz. Aynen öyle. Dolduralım. Evet, şu an orayı silme işlemi de yapmış olabiliriz. Aynen O beyaza şekilde vuralım. düşünebiliriz. Evet. Şimdi devam edelim. Single row aracımızda tıkladığımız zaman yatayda tek bir piksellik bir alan seçimi yapıyor. Yakınlaşalım. Diğer aracımız ise dikeyde tek bir seçim yapmakta. Bir Çok piksellik seçimler aynen yapıyor çok fazla arkadaşlar. kullanışlı olur mu? Çok Orası. fazla kullandığımız hatta hiç kullanmadığım bir şey. Ben şimdiye kadar hiç kullanmadım. Ben de Ama kullanmadım. burada Photoshop'ta koymuş Adobe. Bizim de anlatmamıza fayda var. Değinelim Aynen. sonra havada kalmasın kendisi. Evet, diğer bir aracımız ise üzerine basalım. Poligonal lasso. İsterseniz bunları bir imaj üzerinde gösterelim. Daha faydalı olacaktır bence. Öyle düşünüyorum. Şu an Öyle yapalım. O zaman bu sayfayı kapatıyorum kaydetmeden. Evet Resim arkadaşlar. açacağım. Birden fazla yolu var. Size daha önce göstermediğiniz bir yol. Ekranın herhangi bir yerine çift tıklayarak herhangi bir dosya yolundan. Burada açılan pencerede biz hani en son bunu açtığımız için bu ekran Evet. geliyor. Sizin de resimleriniz neredeyse o klasörü buradan seçebiliyorsunuz. Evet. Şu an şöyle bir portakal görseli açıyoruz. Bunlar üzerinde bu lasso tool'ları göstereceğiz size. Evet. Normal bu aracımızla seçimler yapmak istiyoruz. Öncelikle mouse'umuza bir kere tıklıyoruz. Tek tek seçim yapmak isterken noktaları belirterek seçim yapıyoruz. Seçeceğimiz alanı Aynen. tıklayarak Aynen. bir devamlı noktaya tıklıyoruz ve hani dış hatlarını belirterek gidiyoruz. Şu an kaba taslak bir seçim yapalım. Mesela şurasını alayım sadece. Evet, o Çok fazla portakaldan uzatmayacağım. ayrıntı şeyini hani mantığını anlasanız ileride zaten detaylı olarak bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Şu an Evet. için sadece çalışma mantığını göstererek. Sonuna geldiğimizde bir daire işareti çıkıyor. Bu seçimi kapatmak istiyor musunuz diye bir soru aslında. Tıkladığımızda o alanı seçili hale getiriyor. Diğer bir yolu ise mesela seçim yapmaya başladım ve burada bitirmek istiyorum. Mouse'umda çift tıkladığım zaman tekrar kapandığını göreceksiniz. Başlangıç noktasına oradan bir doğru çiziyor ve kapatıyor. Aynen. Diğer aracımıza geçelim mi? Geçelim. Kenar aracımız, last tutulumuz.
Lasso tool'umuz ise serbest seçime bu. Elimizle çizeceğiz. Aslında çok fazla kullanışlı değil. Evet. Hani çok fazla kullanışlı çünkü mouse'la çizdiğimiz için biraz zorlanıyoruz bunda seçim yaparken. Şu an işte mesela seçim Evet, yapıyoruz. mouse'a basılı tutuyorum sol tuşla ve seçim yapmaya. Mouse'u bırakmıyoruz. Bıraktığımız zaman başlangıç noktasıyla beraber birleştirecek seçimi. Az önce hani başlangıç noktasına dönmüştük. Bu direkt otomatik kendi dönüyor. Aynı Ama şekilde bu. getirdiğimiz zaman da tekrar başlangıç noktasına geldiğimizde bitiyor. Böyle bir seçim yapabiliyoruz. Yani çok kullanışlı mı? Çok fazla kullanışlı değil. Çok fazla kullandığımız bir şey değil. Belki siz de çok fazla kullanmayacaksınız ama bilmemizde fayda var. İlla ki yeri gelecektir Evet, onun da. seçtiğimiz alanı taşıyabiliyoruz. Az önce söylemiştim. Move tool aracını seçtiğimde bir makas işareti çıkıyor ve bu seçtiğim alanı başka bir yere taşıyabiliyorum. Evet, move tool aracı da taşınma aracıydı. Bunu Aynen, bahsetmiştik. seçilen yerleri Ama ve bütün nesneleri taşıyabiliyoruz. seçimle beraber kullandığımız zaman yaptığı işlem kesme aracı olarak kullanıyor. Seçili alanı o alandan koparıyor da diyebiliriz. Aynen. CTRL ile Z yaptım ve geri eski konumuna getirdim. Evet. Seçimi iptal ediyorum. CTRL ile D kısa Artık tuğuyla. kısa yolları kullanalım. Evet. Magnetic Lasso Tool. Bu aracımız ise renkler arasındaki geçişleri fark edip ona göre otomatik bir seçim yapıyor. Mesela şu portakalın içini seçmeye çalışalım. Bir kere basılı tutuyorum ve o alanda mouse'umu sürüklüyorum. Otomatik olarak renkleri algılayıp kendi seçim işlemini uyguluyor. Evet, şu an görüyorsunuz beyaz ve sarı renkler var. Oradaki kontrast farkından yararlanarak ikisinin birleşim noktasından itibaren biz de mouse'u ona göre hareket ettiriyoruz ve o alanı seçmemize olanak sağlıyor. Bazı alanlarda kontrast farkının çok fazla olduğu alanlarda çok kullanışlı bir araçtır kendisi. Evet, seçim yaptım. Şu anda herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece seçimi göstermek için yaptım. Buradaki araçların ritmi, evet, Magnetik diğer lasso tool böyle çalışıyor. aynen. Buradaki özellikler de onun için geçerli. Ekstra birkaç ayarı var. Kontrast ayarının değerini yükseltebiliriz. Bazı resimlerde kendimiz otomatik ayarlamak isteyebiliriz. Zaten bahsetmiştik. Kontrast farkına göre ayarlıyor. Aynen. Bu onun toleransını belirtiyor. Aynen. %30 oranında yaptık şu an. Evet. Seçimi iptal edip diğer özelliklere geçeceğim. Öncelikle buradaki diğer aracımız Quick Selection aracı. Bu da tek tıklamayla aynı renk tonlarına yakın seçimler yapmamızı Mesela olanak şu sağlıyor. an beyaz rengi tıkladığımızda Quick Selection aracı beyaz olan Alanları seçiyoruz. alanları ekliyor. Aynen. Şu anda artı. Bunu da gösterelim. Çok Evet, bunun da 3 tane özelliği var. Yukarıda mesela onlara evet. bahsedebiliriz. Şu İlk anda artı ve sürekli tıkladığımda aynı alanları üzerinde seçim işlemi devam edecektir. Evet, şu an tıklıyoruz ve Şu ekliyor. an devam Devamlı edelim. seçime ekliyor. Beyaz alanını silip bunu bir PNG resim yapabiliriz. Evet, background'ı transparan olan bir resim haline getirebiliriz bunu. Ama biraz daha detaylı çalışmamız lazım. Evet. Mesela şurada mesela görüyorsunuz mouse'un olduğu yerde Evet. burayı portakalın alanında olmasına rağmen çok fazla ayırt edemediği için kendi içine aldı. Peki bunu seçimden iptal etmek istiyoruz. Bunu seçimden çıkarmak istiyoruz şimdi. Onu nasıl Hemen yapacağız? buradaki tuş Tabii ki de özellik sayesinde seçimden tekliyoruz. çıkar özelliğiyle bu Hemen eksi sefer oldu artı kısmı. kesinlikle tıklıyoruz, çıkıyor, Tıklıyoruz. tıklıyoruz, çıkıyor. Evet. Şu an seçimden çıkarmış olduk. Şu ortadaki alanı da ekleyelim. Şurada bir alan. Pardon, bunu da ekleyelim. Ya da yaprakları seçmemize gerek yok. Şu an için bunun çalışma mantığını anlatsak aslında yeterli. Tamam, bunu Quick seçtim. Selection aracı bu şekilde mouse'u tutup tek tıklamayla da çalışabiliyor ve mouse'u tıklayıp sürüklediğimiz takdirde de o üzerinden geçtiğimiz alanları seçime ekleyerek devam edebiliyor veya tek seçim de yapabiliyoruz. Bu şekilde kendisi. Bir diğer aracımız Her neyse, bunun şey özelinden bahsedelim. ha, bir de Mesela özelliklerine bakalım. buradan tıklama. Az önce bahsetmiştik. Artı ve eksi klavyeden nasıl daha kısa bir yolda yapabiliriz. Artı seçili durumdayken mesela seçiyorum bu kısımlarını. Fazla oldu diyelim. Alt tuşuna basılınca eksi olduğunu görüyoruz hemen. Buradan seçimleri istediğimiz yerden çıkartabiliyoruz. Bıraktığımızda tekrar artıya dönüyor. Seçimleri ekleyip çıkartmak için kısa bir yol. Yani bunlar çok kullanışlı. Şimdi buradan tekrar oraya gidip tıklayıp ekledik, farklı oldu, yanlış oldu. Tekrar oraya tıklayacağız. Git geller mouse'lara sıkıntı olacak. Daha hızlı çalışmamız için kısa yolu kesinlikle kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, seçimi iptal edelim.
Diğer bir aracımız olan Magic Wand, sihirli seçim aracımız. Sihirli değnek de diyebiliriz sanırım. Aynen, sihirli değnek diyebiliriz. Bunun en önemli özelliği zaten tolerans değeri. Tıkladığımız renkle o renk, yani ton arasında kaç farklı renk tonunu seçeceğini gösteriyor. Standart olarak 32 geliyor. Bu diğer resimlere göre değişebilir. Mesela dış alanlık yere tıkladığımda beyaz olan bütün alanları seçecektir. Şuralarda gölgeler var. Evet, Bunları gölgesi olduğundan seçmedim dolayı mesela. alamadı oraya. Mesela şu an bir seçim iptal edelim. O tolerans değerinden biraz daha bahsedelim. Deselect yapalım. Tolerans değeri biraz atalım veya 100 yapalım şu an mesela. Hani Birazcık. absürt bir değer de olsun. Farkını görmemiz açısından daha iyi olabilir. Tıkladığım zaman Evet arkadaşlar, şu an görüyorsunuz mesela şu yukarıdaki parlak alanları da seçti. Yani tolerans farkı bu. Anlayabilmişsinizdir umarım. bunu kullandıkça daha çok kendinizde Şu an tolerantınız. 32'ye geri döndürelim. Tekrar seçimi iptal edelim. Deselect. Tıklayalım. Biz devam edelim kendi elimizle yapmaya. Bu araları da seçtik. Evet, aslında buraya da tıklayabiliriz mesela. Oraya tıkladıktan sonra gri alanında seçime ekleyecektir. Evet, şu anda seçim artıda dur. Zaten artı işaretini görüyoruz. Artık Seçim, bunları evet. tanıyorsunuz. Bu artı Tıkladık. işareti göreceğiz demiştim. Tıkladık. Tıklıyoruz. Bu da aslında kontrast farkından biraz da faydalanıyor. Tolerans değeri de iki renk arasındaki hani hangi toleranslarda seçimi keskinlik katacak ondan bahsediyor. Evet, şuradan ben mesela buradan poligonal lasso'yu alacağım ve seçime eklemek istiyorum bazı yerleri. Pekiştirme amaçlı olsun. Buradan portakalımı seçiyorum. Tıkladım ve o seçimde o içine aldım. Şimdi bununla ilgili misal şey yapalım. Seçim alanı yaptık. Peki ben sadece bu seçim alanından mı kalacağım? Hayır, seçtiğim alanın tam tersini de seçebilirim. Şu anda portakallarım seçili değil. Dış yüzeydeki beyaz alan seçili. Ben portakalları seçmek istiyorum. Bunun için Select menüsünden Inverse, CTRL Shift I kısa yolu. Seçtiğimde artık portakallarım seçili. Bu Türkçe'ye çevirecek olursak seçimi tersine çevir olarak çevirebiliriz. Seçilen alanın tam zıttını Aynen. seçiyor. Şu an mesela gördüğünüz gibi portakallar seçildi. Aynen. Bunu mesela tekrar öğrendiğimiz bir yolla yapalım. Fill deyip alanı dolduralım. Artık burası portakal seçelim. Bu, yani seçim işlemi sadece o alanda işlem yapmak istiyorsak çok faydalı bir araç olabiliyor. Evet, geri alalım. Geri aldık. Geri neyle aldık onu da bahsedelim. Ctrl Alt Z. Normalde diğer ofis programlarında falan alışık olduğumuz Ctrl Z'dir geri alma. Burada Photoshop'ta tek işlemi geri alıyor ve bir daha bastığımız zaman bir önceki işleme yani orijinaline geri dönmüş oluyor. Ama Ctrl Z ile devamlı geri alabiliriz. Mesela şu an bak bizim seçim alanlarımız vardı. Evet. Onlar geri gidiyor, geri gidiyor. Devamlı geri gidiyor. Ama Ctrl Z'ye bastığım an en son bıraktığım yere geri dönmüş oluyor. Bunu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Önemli. Evet, seçim araçlarıyla yapacağımız örnekler şimdilik bu kadar. Başka örnekler yapalım mı? Başka bir örnek üzerinden ileride gösterebiliriz onları. O zaman İsterseniz şu an seçim araçlarımız şimdilik bu kadar. Bunun yanında ilk kısım olarak crop ve örnekleme aracından da bahsedelim mi? bahsedelim. Mesela crop çok kullanışlı bir araç. Evet. Özellikle Hemen CS6 sürümünde çok fazla evet. kullandığımız bir önemli. Yeni sevdiğim özelliklerinden birisi de sayfanın boyutunu büyütebiliyoruz otomatik olarak. En Normalde sevdiğim. şu an size bahsetmedik. Mesela imaj menüsünde canvas size diye bir özellik var. Bizim canvas alanımızı yani çalışma alanımızı Alanımızı belirtiyor. evet. Buradan normalde eskiden büyütüyorduk bunu ama şimdi crop aracı genişlettiğimiz zaman o alanın da çalışma alanını ekliyor. Aslında croplamanın mantığının tam tersi mantıkta da çalışabiliyor. Ekleme de Alanın yapabiliyor. normalde croplama alanı daraltmaktır. Bir alanı kesip almaktır. Bu sefer alanı ekleyip daha büyük bir çalışma alanını da bize verebiliyor. Evet. Crop aracının altında birkaç aracımız daha var. Perspektif tool. Bunu şimdi göstermeyeceğim. Daha ilerideki örnek hani resimlerle göstereceğim. Slice tool'larda sayfalara kesme eklemek için. Bunu Daha da çok web'de kullanılıyor aynen galiba. web tasarımı tasarlarken, daha arayüz tasarlarken Evet. bahsedeceğiz. Onlar da şu an için Evet. gereksiz. Renk örneklemeye bakalım Örnekleme istersen. aracı resimlerde neredeyse en çok kullandığım araçlardan birisi. Evet, eğer tasarımla çok uğraşıyorsunuz Photoshop'ta Evet. hani renkler artık hayatınızın parçası haline geliyor ve renk kodları çok önemli oluyor. Ama her zaman gördüğünüz rengin hani rengin kodunu şu diyemiyoruz mesela. Bu rengin kodu ne derken bu araçtan faydalanıyoruz. Mesela şu an portakala tıkladık ve hareket ettiriyoruz. Evet. Şurada gördüğünüz mesela bakın renk devamlı değişiyor. Yeşil oldu, beyaz oldu, Evet, turuncu oluyor. alttaki bir önceki renk, bu ise yeni seçilen renk olmuş oluyor. Evet, ondan da bahsedelim, o önemli. Aynen.
Şu an mesela bıraktık. artık aracım seçili duruma geldi. Renk paletinden de artık girmiş bulunduk. Renk paleti açık durumdayken bile herhangi bir yere tıklayıp o rengin burada ne olduğunu rahatlıkla Evet, görebiliriz. şurada başında sharp işaretinin yanında Evet. renk kodunu da görebiliyoruz. Hexadecimal. Bu web tasarımında çok kullanacağız renk kodunu almak için özellikle. Evet. Color sample aracımız da bu kadarlık. Altında örnekleme aracı 3 boyutlu. Bunlar da çok fazla kullanılmıyor ama mesela ölçüm Mesela aracı. şeyden bahsedebiliriz. Color Sample Tool'dan bahsedebiliriz. Color Sample Tool'la da şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Birden fazla Renk. renk alanı belirtebiliriz. Mesela beyazı tıkladık. Orayı işaretledik. Yanında bir yazıyor. İkinci olarak buradaki yeşili aldık ve üçüncü olarak portakalı mesela turuncusunu aldık. Şurada Üç hemen farklı renklerin rengi burada da özelliklerini renklerin kodlarını falan görebiliyoruz. görebiliyoruz. Daha sonra renk geçişleri ayarlama kısmına geldiğimizde bunun ne işe yaradığını göreceğiz Evet, bunun arkadaşlar. aslında farklı kullanım alanları da var. Onlardan bahsedeceğiz. Şu an için bu şekilde çalıştığını bilin ve bu araç seçiliyken mesela bir daha seçim yapabilir miyiz tekrar? Birkaç tane seçim yapalım. Üç tane yapalım. Üst tarafta Options şeyinde Clear var. Clear'a tıkladığımız zaman bütün seçimleri de siliyor, temizliyor ekrandan. Bunu da bilmemizde fayda var şu an için. Şimdilik ilk kısmı anlatacaklarımız bu kadar. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Seçim araçları bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz.